sevgili Tomofil severler. Yeni bir bölümde yine farklı bir araç modeliyle karşınızdayız. Peugeot, yolculara ve sürücülere daha fazla heyecan katacağını düşündüğü yeni modeli 2008 ile karşımızda. B segmenti crossover, yüksek donanım ve göz alıcı tasarımıyla hayatımıza bambaşka zevkler katmak için geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Bu segmentte adını sıkça duymaya aşina olduğumuz crossover nedir? Binek otomobillerin altyapısını ve şasesini kullanan fakat yerden yüksek olan bu araçlar crossover diye tabir ediliyor. Keskin ön farlar karoser yapısıyla birleşince bize bir aslanın bakışlarını yansıtıyor. LED'li gündüz farlarıyla birleştiğinde ise modern bir görüntü kazanıyor. Böylece markanın sadece görselliği değil, güvenliği de ön planda tuttuğunu görüyorum. Önceki Peugeot modellerine göre büyüyen marka logosu, keskinleştirilmiş ön hatlar ve özenle işlenen ince kaput dikkatimden kaçmıyor. Oldukça sade olan ön tasarım, geniş ön ızgaranın metal tampon ucuyla birleşmesiyle şıklık kazanmış. Peugeot 208 ile başladığı yeni marka yüzüne 2008 ile devam ediyor. Otomobildeki ön görünüm Peugeot markasının DNA'sını yansıtıyor. Peugeot marka CEO'su Maxim Picat, Asya'da ve Latin Amerika'da yeni müşteriler kazanmak için ideal bir araç bulduk derken bence çok haklı. Bu araç rakiplerini fazlasıyla zorlayacağı benziyor. Otomobilin yan görünümünde ilk dikkatimi çeken arka kapıyla beraber başlayan yükselen tasarım. Böylece crossover ruhunu hissetmeye başlıyoruz. Otomobilin arka tasarımını incelemeye başladığımda stop farlarının arka çamurluklara uzanan yapısı bu aracın ne kadar sportif karakterinin olduğunu gösteriyor. Eşikte yer alan paslanmaz çelik kaplamalar eşyalarımızı darbelere ve çizilmelere karşı korurken panzot ise eşyalarımızın bagaj içerisinde gizlenmesini sağlıyor. Arka koltukların raylı sistemle tek bir hareketle kapanmasıyla bagaj hacmimiz 1200 litreye kadar genişleyebiliyor. Bagaj kapağının büyük olması, yükleme eşiğinin zeminle mesafesinin 60 santim olması, ağır eşyalarımızın 360 litrelik bagaj hacmine çok rahat yerleşmesini sağlıyor. Otomobilin iç tasarımında gözüme çarpan detaylarda gizlenen tasarım harikaları.
krom malzemenin aracın dışında olduğu kadar iç dekorunda da kullanılması aracın sportif karakterini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Otomobilin ön konsolunda sert malzemenin yerine yumuşak malzemenin kullanılması ön ambiyansın ne kadar zarif olduğunu gösteriyor. LED teknolojisi sadece farlarda değil, aynı zamanda gösterge panelindeki yaymış olduğu mavi ışıkla da benim beğenimi kazandı. Ayrıca gösterge panelinin gözümüzün hizasında olması bence büyük bir artı. 2008 crossover'ın teknik detaylarıyla ilgili sizlere bilgi vermek için mümkün olduğunca daha fazla kilometre yapmaya gayret gösterdim. Aracın hem şehir içi hem şehir dışı performanslarını iyice anlayayım ki size de aktarabileyim. Yaklaşık 80 kilometreyi geride bıraktık. Test aracımız 1.6 litre motor hacimli ve 92 beygir güç üreten dizel motordu. Aslında 92 beygir gücü ilk başta gördüğüm zaman dedim bu kasaya bu beygir gücü hafif mi kalır? Ama beslenen 200 Newton torklu güçle aracımız şehir içi kullanımında özellikle çok kıvrak. Bu araç kendi kendine park edebilme özelliğine sahip. Sadece kontrolü ele almamız gereken tek nokta pedallar. Şimdi aracımız nasıl kendi kendine park ediyor birlikte göstereceğiz. Sol tarafta yer alan park asistanı düğmesine bastığımızda ekranımızda giriş mi çıkış mı yapacağımız soruluyor. Giriş hamlesine basıyoruz ve şu an sağ tarafa yanaşacağımız için sağ sinyalimizi veriyoruz. Maksimum hızımız 20 km olmak zorunda. Ve şu an sensörler çalışarak park edeceğimiz en uygun mesafeyi ayarlamaya çalışıyor. Parkın mümkün olduğunu söyledi. Ve geri vitese takmamızı bize emrediyor. Geri vitese takıyorum. Şu an bir elim mikrofonda, bir elim viteste. Görüyorsunuz. Direksiyon kendi kendine dönmeye başladı. Ayna kontrolünü elden bırakmıyoruz. Ve sensörler sayesinde önümüzdeki ya da arkamızdaki araca ne kadar yaklaştığımızı anlayabiliyoruz. Ve aracımız kendini park ettiği gibi direksiyonu da düzeltmeyi unutmuyor. Aynı şekilde park asistanı sayesinde çıkış hamlemizi de yapabiliyoruz. Çıkış hamlesine basıp istikametimiz sol taraf olacağı için sol sinyalimizi yakıyoruz. Vitesimizi geriye takalım. Evet. Ve aracımız dışarıya çıktı. Özellikle bayan kullanıcılar için bu özellik göz ardı edilemez.
Yorucu ama ekip arkadaşlarımla birlikte çok keyif aldığımız bir testin sonuna yaklaşıyoruz. Sosyal medyada destekleriniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ağustos ayından bugüne yaklaşık 25 bin kişiye ulaşabildik. Sizler de sayfamızı dostlarınıza tavsiye edebilir, görüş ve önerilerinizi sayfamız üzerinden bizlere bildirebilirsiniz. Bir başka bölümde farklı araç modelleriyle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.